Burada bir Burak Bilgehan Özpek'e dönelim. Önemli bir şey var. Hem iktidar hem muhalefeti görüyoruz burada. Kadri dedi ki iktidar bir cenin pozisyonuna dönüyor. Yani başladığı yere, çünkü oyları eriyor, yeniden iktidar olamayacağını görüyor. Buna katılır mısınız siz? Neden Ali Aktaş'ın deyişiyle yıllar boyunca 17-25 Aralık'a kadar milli görüşün yüzüne bakmayan AKP şimdi döndü ve birdenbire milli görüşün kıymetini yeniden anladı? Çünkü AK Parti bir siyasi parti. Yani ve siyaseten gerekli hamleleri yapmak isteyen insanlar halen daha AK Parti içerisinde var. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi pragmatizmini kaybetmek istemiyor. En azından bu pragmatizmi kaybetmek istemeyen insanlar olduğunu düşünüyorum AK Parti içerisinde. Bu fotoğrafta kim yok? Ona bir bakmak lazım. Bu fotoğrafta Milliyetçi Hareket Partisi yok. Daha önce konuştuğumuz gibi Milliyetçi Hareket Partisi çok siyaset karşıtı bir tutum üzerinden yükseliyor. Mümkün mertebe siyasetin alanının güvenlik konuları tarafından işgal edilmesi gerektiğini iddia ediyor. Dolayısıyla ben bu fotoğrafa baktığım zaman 60-70 yıllık Türk siyasi tarihi boyunca birbiriyle ittifak kuran, birbiriyle koalisyon kuran, siyasi pragmatizm gereği birbiriyle konuşmayı yeğleyen, konuşmayı tercih eden insanlar görüyorum. Biz bugün CHP ile Milli Selamet Partisi'nin arasındaki ittifakı gördük. Milli Selamet Partisi ile Adalet Partisi ittifakını gördük. Doğru Yol Partisi, CHP ittifakını gördük. Ecevit ile Mesut Yılmaz'ın ittifakını gördük. Hatta bu ittifak sistemlerinin içerisinin bazılarında Milliyetçi Hareket Partisi de vardı. Çok pragmatik bir partiydi. Hatırlayın 70'lerde Milliyetçi Cephenin içerisindeydi. Daha sonra Refah Partisi ile seçim ittifakı kurdu. Daha sonra Sol Parti ile hükümet kurdu. Ama nedense son yıllarda, son 4-5 sene içerisinde siyaset alanından çekilen, siyaset alanını güvenlikleştiren bir MHP var. Ve bu fotoğrafta da yok. Ama onun dışındaki partiler bence siyaset yapma fikrine çok aşina olan partiler. İttifak kurma, diyalog kurma, müzakere içinde bulunma siyasetin doğasında var. Dolayısıyla bu fotoğrafı ben anlamlı buluyorum. Bazı insanlar gibi yadırgamadım. Necmettin Erbakan'ın siyasi fikirlerini 2021 senesinde bulunduğum noktadan ya da inandığım değerlerin ahlaki zaviyesinden yargılama meraklısı değilim. Neticede bunun önemli olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Necmettin Erbakan nihayetinde bir siyasi camia için çok önemli bir sembol. Ve her camianın kendisi açısından önemli sembolleri var. Bunlara saygı duyarak ilerleyeceksiniz eğer Türk siyasetinde ittifak kurmak istiyorsanız. Artık yeni şeyler söylemek mümkün. Yoksa siyaset dediğimiz mekanizma ya da siyasetçi dediğimiz figürler ahlaki olarak yargılanmaya, bir şekilde şeytanlaştırılmaya, bir şekilde bazı insanların gözünden düşürülmeyi ya çok müsait insanlar. Bu dille giderseniz ittifak kuramazsınız. Siyaset de yapamazsınız. Bu dille giderseniz çok ahlaklı bir insan olursunuz. Ahlaklı olduğunuzu etrafınıza sinyallersiniz. Ancak siyasi olarak bir şey başarmanız çok mümkün olmaz. O açıdan ben bu fotoğrafı çok anlamlı buluyorum. Herhangi bir hoşnutsuzluk da oluşmadı bende. Peki Kadri, MHP'nin olmamasını siyaseti güvenlik dışına çıkarmak istemiyor diye tanımladı Burak Bilgehan Özpek. Sen katılır mısın? Bu toplantının başlı başına aslında mevcut iktidara ve o iktidarın en güçlü kişisine karşı bir manevi yanı ağır basan bir meydan okuma olduğu çok açık. Yani bu anma toplantısının. Çünkü Türkiye'deki İslami veya İslamcı hareketin tarihi içinde Erbakan'ın mirasıyla Erdoğan'ın yapıp ettikleri birbiriyle çatışma halinde ve bu iki figür biri artık hayatta değil ama birinin mirası ve anısı var. Diğeri ise hayatta ve iktidarda güçlü bir pozisyonda. Nereden bakarsanız bakın kaybediyor olsa bile o gücü giderek Bu iki figür çatışma halinde, bu iki figür tezat oluşturuyor. Dolayısıyla Erbakan'ın anıldığı bir yerde, bir toplantıda, muhalefet liderlerinin de katılacağı bir toplantıda Erdoğan'la ittifak eden, ittifak kurmuş olan ve bu ittifakı da olduğu gibi tutmaya çalışan bir siyasi liderin veya onun partisinin temsilcilerinin bulunması bence mümkün değil. Ak ve kara gibi bir şey çünkü bu. Yani MHP açısından öyle. Ama bu hareketin, Milli Görüş Hareketi'nin kuruluşundan bu yana onun içinden çıkan ve onu aşan, ondan daha da büyük hale gelen ve neticede devleti ele geçiren bir hareket ve onun en güçlü kişisi, demin Ali Bey güzel özetledi, karakter özellikleri bakımından birbirinin tezatı gibi. Dolayısıyla tezatının anmasına niye gitsin MHP? İttifak ettiği liderin tezatının anmasına gidiyor. Olmaz bence, bunlar zaten bana da siyaseten mantıksız geliyor. Doğru bir şey değil, siyaseten de çıkar sağlayan bir durum yok ortada onlar açısından. Şimdi burada bir önemli nokta var. Sen çekiştiriyorlar dedin, iktidar ve muhalefet, Saadet Milli Görüşü yani. Daha doğrusu. Ben Saadet Partisi'ni diyelim. Ben bu soruyu hem Ali Aktaş'a hem Burak... Yalnız bir şey düzelteyim, tabii öyle dedim ama... Tabii. İktidar açısından çekiştirmedir. Muhalefet açısından ise tutmadır. İttifakın bir parçası çünkü. Çünkü yani birlikteler. İttifak içinde olduğu yerde çekişme, çekme diye bir durum söz konusu değil. Tutma olabilir. Tutmak istiyorlar doğal olarak, haklı olarak ve ben bununla başarılı olacakları kanaatindeyim. Peki o zaman önce Burak Bilgehan Özpek'e sormak istiyorum. Şimdi bu fotoğrafın gerçekten iktidara karşı bir mesaj olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sizin analiziniz bu mu? İkincisi de biraz önce Ali Aktaş önemli bir şey söyledi. Dedi ki eğer Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na geçerse AKP'nin bugüne kadar dindarlar için yarattığı izlenimi bir parçası olur. O da nedir dedi? İşte kıyıcı, zalim izleniminin bir parçası olur. Demek ki bütün dindarlar böyleymiş izlenimini kabul etmiş olur dedi. Buna da katılır mısınız? Bu zorlaştırır mı Cumhur İttifakı'na gitmesini? Şimdi Albert Camus'un Düşüş romanında bir hikaye anlatılır. Karısını aldatan bir adamdan bahsedilir. Buna karşılık karısının çok ahlaklı davranması ve hiçbir şekilde ahlaki olarak kocasını yargılamaması durumu söz konusudur. En sonunda adam karısını öldürür. Bütün ahlaksızlığına, bütün eşini aldatmış olmasına rağmen onun ahlaki olarak... Bağlantı kötü. Bağlantıda bir sorun var. Gerçekten böyle vicdani temele dayanan bir ilişkiydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir anlamda ahlaki açıklarını hatırlatan bir noktada duruyordu Saadet Partisi. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çok rahatsız eden bir durum. Yani doğruyu söylemek gerekirse Saadet Partisi de aslında siyaset yapmadı. Siyaset yani siyasi bir aktör olarak... Ya şöyle, yani yaptığı şeyin ismi siyaset değildi. Daha çok bir ahlakı temsil etmek, bir ideali temsil etmek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dengesini bozmak üzerine bir duruş sergiledi. Yani kazanmak için ya da daha fazla koltuk sahibi olmak için, siyasette daha fazla etkili olmak için bir mücadele içerisine girdiğini düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla Saadet Partisi eğer Adalet ve Kalkınma Partisi ile yakınlaşırsa ya bu ahlaki konumunu kaybedip siyasi bir parti, yani fani, dünyevi bir parti konumuna gelecek. Bu tabii kendilerinin verecekleri bir karar, açıkça söylemek gerekirse. İlk sorunuza gelince de şöyle cevap vermek istiyorum ben buna. Aslında iktidar dediğimiz yapı, yani Cumhur İttifakı yekpare bir yapı değil. Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na girmesi ya da bu böyle fotoğrafların verilmesi iktidarı yekpare olarak rahatsız etmiyor. İktidarın içerisinde bir klik var dikkat ederseniz. Benim daha önceki programlarımızda vesayet dediğim mekanizma aslında bu. Milli güvenlik çerçevesine dayanan bir söylem, bunun politikayı öldürmesi, somut sorunlara yaklaşmayı önlemesi ve milli görüş gibi siyaset yaparak güçlenmiş bir gelenekle alakası olmayan insanların bir şekilde sistemde cisimlerinden daha fazla yer kaplaması. Bu vesayeti böyle tanımlayabilirim ben. Bugün baktığınız zaman işte Devlet Bahçeli bunun bence mimarı, Süleyman Soylu bunun siyasete adapte eden ya da popülerleştiren ismi, iletişim başkanına, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarına, işte Turkuaz Medya Grubu yazarlarına baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Bu milli görüşün siyaset yapma tarzından daha farklı bir tarz. Daha çok bize sivil siyaset yerine güvenlik üzerinden iktidar kuran bir vesayet mekanizmasını anımsatıyor. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na girmesi ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu tip fotoğraflara girmesi iktidar mekanizmasının felsefesini, yani şu anda oturduğu felsefeyi kökünden sabote edecek bir şey. O yüzden ben Cumhur İttifakı içerisinde şu fotoğraftakilerin, şu fotoğraftan rahatsız olanların olduğunu düşünüyorum. Çok mutlu olanların da olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani bu fotoğraf iktidardaki herkese eşit oranda rahatsız etmiştir diyemem. Peki burada bir sözünüzü kesin bir reklama gitmemiz gerekiyor. Dönüşte bunu biraz açmanızı isteyeceğim çünkü mutlu olanlar da olduğunu düşünüyorum dediniz. Ve Ali Aktaş'a da gene soracağım. Bütün bu söylediklerinden sonra yani AKP dindarlar, zalim, yolsuzmuş izlenimi yarattı. Saadet eğer Saadet Partisi giderse Cumhur İttifakı'na demek ki bütün dindarlar böyleymiş izlenimi yaratacak demişti Ali Aktaş. Hala buna rağmen böyle bir olasılık var mı diye soracağım ama kısa bir reklam arası izninizle.